Üsküdar'a gelirken programından tekrar herkese merhabalar. Az önce İletişim Fakültesi Dekanı ve bir bölüm başkanı ile birlikteydik. Şimdi ise Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Profesör Doktor Osman Çerezci dekanımız ve Profesör Doktor Selim Şeker Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Misafir ettiğiniz için. Olur mu hocam? Her şey aday öğrencilerimiz için nasıl olsa. Evet, evet. Tamamen bilgilensinler bölüm tamam. Hakkında ne istiyorlarsa açıp izleyebilirler. Tamam. Hocam ben sizden başlamak istiyorum. Buyurun, tamam. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin dekanısınız ve Üsküdar Üniversitesi'ndeyiz. Evet. Bir aday öğrenci Üsküdar Üniversitesi'nde neden gelmeli? Neden bu fakülteyi okumalı? Tabii. Bir kere tabii öğrencilerimize tercihlerinde hayırlı başarılar diliyorum. Tabii bu tercihlerini yaparken gerçekten geleceğini düşünerek yapıyorlar. İleride nasıl bir iş alanında çalışacağım gibi sorularla karşılaşıyorlar. Tabii biz Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak 9 tane bölümümüz var. Her bölümümüz de ülkemizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyacına meslek alanında ve çalışma alanında önemli fırsatlar verecek bölümler olarak eğitim veriyoruz. Dolayısıyla bizim bölümlerimiz öğrencilerimizi mezun olduktan sonra mutlaka sahada en güzel başarıyı elde edecek biçimde mezun olacak potansiyelde bir eğitim veriyoruz. Bunun için tabii modern eğitim imkanlarımız, altyapılarımız gayet mükemmel, donanımlarımız. Aynı zamanda öğretim üyelerimizin de çok başarılı ve Türkiye'nin seçkin ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar, projeler yapmış öğretim üyeleri olması nedeniyle artık ben zannediyorum bir öğrencinin eğitim hayatında yüksek tahsilde bekleyeceği her türlü fırsatlar bizim Üsküdar Üniversitemizin Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültesi'nde mevcut. Hocam yeni açılan bölümlerden biri bizim bu fakültenin adı altında elektronik mühendisliği. Hocam sizden bu bölüm hakkında bilgi alabilir miyim? Önce ben de öğrencilerimize tercihlerinde başarılar dilerim. Fakat kendilerine yardımcı olmak için bir iki noktayı da söylemeden geçemeyeceğim. Tabii. Üniversite öğrencilere, insanlara kariyer kazandıran bir müessesedir. Yani meslek edinme yerleridir. Bu meslek edinme yerlerini seçerken tabii ki dikkat etmeli lazım. Şuna dikkat edecekler. Mesela şimdi bugün geçerli olan bir meslek 10 sene sonra geçerli olmayabiliyor. 20 sene sonra olmuyor. Mesela bizim gençliğimizde en popüler mesleklerden birisi inşaat mühendisiydi. Fakat bugün adı bile duyulmuyor. Bu açıdan baktığımız zaman özet olarak şu anda dünyada en önemli meslek elektronik mühendisliğidir. Bunu kimse tartışamaz. Neden verildi? Bakın neden benim hocam? Öğrenci 22 yaşında falan mezun oluyor. 22-23 o sırada da. Ve 75 yaşına kadar da o meslekten ekmek kazanıyor. Yani kariyerini devam ettiriyor. Peki ileride 10 sene sonra da ortadan kalkacak bir mesleğe. Niye yatırım yapsınız? Elektronik mühendisliği bugünkü bütün gelişmiş bilgi çağının ana sponsorudur. Neden? Elektronik mühendisi olmadığını düşünün. Bir an düşün. Şurada gördüğüm hiçbir şey olmayacaktı. Bilgisayar mühendisi olmayacak, hiçbir şey olmayacak, orta çağa dönecektik. Dolayısıyla tabii. Elektronik mühendisi 60'larda ne kadar popülerse bugün de o kadar popüler, ileride de popüler olacak. Ve bizden çıkan konulara bakın, biyotip bizden çıkma, elektronik mühendisinin biyomedikal bölümünü kastediyorum. Robotik, düşündüğünüz mekatronik, suni gelişimi, bilgisayar hepsi elektronik mühendisinin birer yan dalları olarak ortaya çıkmıştır. Yani İstihdam devamlı olarak olanakları bayağı fazla o zaman. Evet efendim. Bilgi çağının ana sponsoruyuz ve dolayısıyla bunu seçtikleri zaman hiçbir zaman ileride mağdur olmayacaklar. Yalnız bunun tabii bir fiyatı var. Şu, devamlı olarak kendilerini de yenilemek durumdalar. Çünkü konusunda mesela yeni yeni şeyler çıkıyor. Eskiden mesela olan bir algı, sensör diyelim. Biz bunları daha küçük ama daha çok geliştirerek yani biz sınırları zorlayan bir alan o kendileri sunuyoruz ve buradan da bunu yaparken de sadece Türkiye için değil dünyanın herhangi bir ülkesinde görev yapabilecek potansiyelde bir kalitede bir eleman yetiştiriyoruz. Dolayısıyla kendileri burayı tercih ederken bunu düşünmeleri lazım. Aynı zamanda uluslararası bir bölüm. Elbette. Yani. Tabii yani bizim fakültemizdeki tüm bölümler eğitim açısından programa bakılırsa
sadece meslek içeriğiyle donanımlı değil, aynı zamanda mesleğini güzel kullanacak. Hı-hı. Gittiği firmalarda kendisini kabul ettirecek. İletişimi gayet güzel, kritik düşünmesini yapabilen, problem ortaya çıktığında problemi çözebilen. Etik değerleri yüksek olan. Etik değerleri tabii ki yüksek. Değerler kazanacak mezunlar yetiştirmeye amaçlıyoruz ve programlarımızı o şekilde organize ettik. Hı hı. Zaten bölümlerimiz biraz önce hocamızın da bahsettiği gibi elektronik mühendisliği olsun. Diğer bizim diğer 8 tane ki bölümümüz toplam 9 tanedir. Hepsi birbirinden son derece seçken günümüzün ve geleceğin popüler alanlarını içeriyor. Hı hı. Örneğin bizde mesela öğrencilere birinci sınıfta pozitif psikoloji dersi koyuyoruz. Bu tabii diğer üniversitelerde olmayan bir disiplin. Üniversitemizin tabii üniversitemizin bu konuda bir potansiyel olması nedeniyle öğrencilerimize son derece yararlı olmaktadır. Örneğin birbirleriyle ortak araştırma yapma imkanları da mevcuttur. Hı hı. Biyomühendislik öğrencisi isterse elektronik mühendisliği bölümünden elektronik derslerinden seçim yapabilir. Bu kendisinin elindedir. Hı hı. Böylece biyosensörlerle ilgili bir araştırma yapacaksa hemen o konuyla ilgili altyapı, alt donanımı elde etmiş oluyor. Biz bölümlerimiz aynı zamanda bizim Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültesi'nde okutmuş olduğum bölümlerimiz aynı zamanda disiplinler arası ortak çalışmaları başaracak bir potansiyeldedir. Bu açıdan da söyleyebilirim ki bütün bölümlerimiz hem günümüz açısından hem gelecek açısından son derece stratejik bir öneme sahiptir. Neden stratejik öneme sahip? Bugün ülkeler artık araştırmayla kendilerini dünyada ayakta tutabiliyorlar. Firmalar aynı şekilde hep tek düzey bir faaliyet alanına sahip değiller. Dolayısıyla öncelikli olarak bilimsel potansiyeli yüksek, öngörülü elemanlara ihtiyaçları var. Biz işte öncelikli olarak bunu öğrencilerimize gerek proje çalışmalarında, gerek hocalarımızın sahada yapmış oldukları çalışmaları ve araştırmaları öğrenciye anında yansıtmaları, bilgi birikimlerini bir şekilde öğrencilerin gelecek açısından ufuk açıcı fırsatlar veriyoruz. Yani teorik yani olarak ki da biz, uygulama olarak tabii da. Biz diyebiliriz ki geleceğin profesyonel idarecilerini, profesyonel yöneticilerini, profesyonel mühendislerini veyahut da bilim adamlarını üniversitemizde ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizde yetiştirmeyi amaçlıyoruz ve bütün çalışmalarımız bu hedefte planlanıyor. Amacımız, hedeflerimiz bayağı iyi hocam, bayağı evet, güzel. Tabii. Ben bu arada şunu söylemek istiyorum. Tabii. Şimdi elektronik bölümü olarak biz Türkiye'de bir numara olmayı hedefliyoruz. Çünkü biz programlarımızı yaparken araştırmalarımızı derinleştirdik. Türkiye'de bir numara yani en çok sevilen, istenilen, tercih edilen bölüm olan devlet üniversitelerini inceledik. Bir numara elektronik neresiyse onu baz alarak bir kendimizi ona göre şekillendirdik. Ayrıca bu üniversitenin bir özelliği var. Pek çok üniversitelerde Sayın Cumhurbaşkanı da işaret etti. Vakıf üniversitesi olmasına rağmen araştırmaya bu kadar yönelmiş değiller. Nevzat hocamız sağ olsun kendisi hiçbir zaman parayı söz konusu etmeden ne istiyorsak bizim laboratuvarların çalışmalarında her yerinde sonsuz destek ediyor. Kendisini zaten ilme ve araştırmaya adamış uluslararası bir şahsiyet. Yani bu noktadan da diğer üniversitelerden çok farklıyız. Bizim buradaki gayemiz tamamen Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunabilecek, moral değeri yüksek, her yönüyle yetişmiş, kaliteli eleman yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu an ilk hedefimiz Türkiye'de birinci olmak, ikinci hedefimiz dünyada birinci olmak. Ve bunu da yapacak altyapımızı oluşturuyoruz tamamlanmak üzere ve yukarıdaki idarecilerin de bizi bu kadar çok desteklemeleri, bizim önümüzü açmaları gerçekten takdiri şayan. Başka yerlerde ben görmedim çünkü ben başka üniversiteleri de biliyorum. Yani Türkiye'deyiz, hepimiz biliyoruz. Yani burada söylemek gereği yok fakat üniversitemiz gerçekten ileride Türkiye'nin kaderinde rol oynayacak kapasitede bir kuruluş olarak devam etmektedir. Bunlar hep sizler sayesinde tabii, hocam, siz değerli tabii. Hocalarımız sayesinde. Hocamızın bahsettiği gibi aynı zamanda biz çift diploma verecek şeylerimiz var, programlarımızda öğrenciler imkanlarımız. Çap ve yan dallar var. Birazdan tabii, değineceğim. Tabii. Şimdi merak ettiğim bir şey var benim. Diyelim ki elektronik mühendisliğini aday öğrenci Üsküdar Üniversitesi'nde kazandı, geldi. Arkadaşımızı neler bekliyor üniversitemizde hocam? Dersler nelerdir, ders olanakları nelerdir, okulda ne yapacak? Efendim bizim ders programı hazırlarken dediğim gibi Türkiye'de ve dünyada bu konuda
lider kabul edilen üniversitelerin programlara paralel bir program, Türkiye'nin şartlarına uygun bir program geliştirdik. Mesela bizde sadece elektronik mühendisi öğrenmiyor. Biz sadece teorik çalışan kişi değil, pratik çalışan kişi de yetiştirmeye çalışıyoruz. Mesela temel derslerimiz var. Matematik, fizik, kimya. Bunun dışında sosyal içerikli dersler var. Bunun dışında yabancı diller de seçebilir. İngilizce yani, zorunlu bir bölüm değil mi zaten? Evet. Bütün çalışmalarımız hepsi İngilizcedir. Bunun dışında mesela elektronik kapsama alanında yani ileride insan değişik yönlere yönelebilir. Bütün elektrik mühendisinin, elektronik mühendisinin altyapı derslerini hepsini veriyoruz ki öğrenciye biz şunu öğretiyoruz. Öğrenmeyi öğretiyoruz. Yani kütüphaneyi kullanan, rapor yazabilen, rahatlıkla kendini ifade edebilecek yüksek bilgi donanımlı kişiler yetiştiriyoruz. Burada biz bütün dersler mecburi değilse onun öğrencilerin kendi tercihlerine de kabiliyetine göre dersler almasına imkan vereceğiz. Yani bu şekilde biz programımızı özet olarak gayemiz bu. Anladım hocam. Az önce bahsediyordunuz çap, evet, yandal olanakları. Tabii o kısımdan da bahsedeceğim. Tabii hocamızın bahsettiği son kısma da tabii küçük bir ilave yapmak istiyorum. Şimdi tabii öğrencilerimizin bir de yetenekleri var. Bu yeteneklerin belki farkında değiller. Diyelim ki mühendislikte elektronik mühendisliğine gelmiş olan bir öğrenci belki sağlık bilimleri konusunda da araştırmaya belki kendisini şey var, yeteneği var. Dolayısıyla bizim fakültemizde bu imkanların hepsi mevcut. Çünkü mühendisliği bir şekilde sağlık bilimleri alanında da kullanmak, araştırma yapmak imkanları ortak disiplin çalışması içerisinde biz onlara sağlıyoruz. Aynı zamanda bunu elde ederken öğrencilerimiz bilgi ve donanımlarını kazanırken kendi yetenekleriyle de neler yapılacağını üniversitemize fark eder duruma geliyorlar. Her halükarda kendilerini geliştirecek. Geliştirecek fırsatlar. Kesinlikle. Mesela ileride mevcut. Çip geliştirmek, mesela tabii, ne bileyim tabii, robotik bir kuruluş olabilir. Mesela talebe tabii kendi aralarında bir grup kurarlar. Robot çalışmaları yapar. Yani elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliğiyle biyomedikalle, biyomühendislikle ortak çalışmalar yapabilecek projeler geliştirebilirler. Tabii öğretim üyelerimiz bakış açısından öğrencilerimiz bizim göz bebeğimiz. Yani biz öğrencilerimiz geldiği zaman, bunlar mezun oldukları zaman bu öğrencilerimiz gelecekte neyle karşılaşacaklar? Nasıl başarılı olma imkanlarına sahip olacaklar? Biz bunları düşünerek programlarımızı sürekli olarak da yeniliyoruz. Yani hocamız bahsetti programlarımızın ne kadar güncel olduğunu. Aynı zamanda her sene tekrar gözden geçirerek yeni konuları, yeni öğrencilere vereceğimiz chapter'ları mutlaka programımızın içerisine koyuyoruz. Yani çok hızlı bir değişim yaşayan bir üniversite. Öğrencilerimize, ailelerimize emaneti bir şey olarak görüyoruz. Evet. Herhangi bir başka bir şey yok. Sadece ailelerimize onları emanet ediyor. Biz burada onları kariyer sahibi yapıyoruz. Fakat bu kariyer sadece Türkiye için veya işte İstanbul için geçerli. Bütün dünyada çalışabilecek. Master ve doktora burada yapabilir, yurt dışında yapabilir. Çünkü İngilizce eğitimi olduğu için evrensel, artık İngilizce evrensel bir dil haline geldi. Dolayısıyla kendilerini yabancı ülkelerde de rahatlıkla çalışma yapabilecek potansiyele hazırlamamız bizim ana görevimiz. Tabii biz bunları gerçekten hedefliyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduklarında gerek ülkemizin seçkin kurumlarında, gerek uluslararası kurumlarda, rekabetçi ortamlarda kendilerini göstermeleri gerekiyor. Hem kendi kabiliyetleri açısından hem de üniversitemize almış olduğu birikimleri orada ortaya çıkarması açısından. Bu sadece mühendisliği olarak yetişmesiyle mümkün olmuyor. Biliyoruz ki bir mezunumuz aynı zamanda kritik düşünmeli, gerektiğinde problem çözebilir durumda olmalı, yol gösterici olmalı ve kendi yeteneklerini de bunun içerisine katmış vaziyette olması gerekiyor. Bütün bunları biz düşünerek dediğimiz gibi öğrencilerimiz gerekirse uygun şekilde şartları sağlarlarsa çap yapabiliyorlar. İki ana daldan mezun olabiliyorlar veyahut da yan dal dediğimiz arzu etmiş oldukları, istek duymuş oldukları bir programdan bir miktar ders alarak kredilerine dahil edebiliyorlar. Böylece aynı zamanda sosyal içerikli derslerimizle onlar aynı zamanda kültür dersleri açısından adeta geleceğe hazırlayan, en iyi bir şekilde hazırlayan bir ortamın içerisine giriyorlar.
bizim hocalarımızın zaten altyapısına bakarsanız hiçbir elektronik bölümde, vakıf üniversitelerde 4 tane, 5 tane profesör olan yok yani. Gayet kuvvetli bir altyapımız var. Evet. Ayrıca bizde hocamız bahsetmedi. Bizim staj imkanlarımızla beraber Erasmus, yani yurt dışında staj... Zaten bak, soracaktım hocam tam da şimdi. Erasmus yapmalı mı? Yapsın mı? Biz kimseye bir şey zorlamıyoruz. Öğrenci kendi kapasitesi içinde giderse biz üniversite bölüm olarak ve fakülte olarak destekliyoruz. Kolaylıklar gösteriyoruz tabii. Yani ondan bir anlaşmalarımız var tabii. O imkanları da var. Erasmus'un tabii öğrencilerimize... Şeyde, değişim programları da var hocam. Herhalde tabii, siz bahsedecektiniz. Tabii. Bahsettiğiniz gibi Erasmus'un tabii öğrencilerimiz açısından da dünya ile entegre olma, dünyada neler yapılıyor, eğitim açısından farklılık var mı gibi soruları o öğrencilik aşamasında aşıyor, kendisine güven kazanıyor. Yurt dışına çıktığında da zaten eğitim dilimizin de İngilizce olması itibariyle daha güvenli, daha kendine itimat eden bir şekilde tabii hayatı, ki mesleğini arıyor. Mesleğinin gelişmesinde kullanabiliyor. Kesinlikle öyle hocam. Öğrenci geldi, elektronik mühendisliğini okudu, bitirdi, mezun oldu. Çalışma alanları nelerdir hocam? Her yer. Öyle yani dünya, hocam. Dünya. Efendim şimdi şimdi mezun olanlarımız, mezun olan öğrencilerimiz bir kere elektronik mühendisliğinde çalışabilir. Bunun dışında diğer branşlarda çalışabilir. Hatta yönetici de olabilir. Bugün mesela elektronik mühendisliğinden mezun olan bir kişi aynı zamanda diğer branşlardaki mesela bilgisayar programında programcı olarak çalışabilir. Bizim elektronik, robotik konularında, uzay çalışmalarında çalışabilir. Telekomünikasyon, şimdi elektronik mühendisliği böyle şu şekilde kontrol alanında çalışabilir. Kontrolden kasıt işte robotik çalışmaları, ulaşımda yani sinyal tanıma, yüz tanıma, komünikasyon, 5G falan diğerleri geliyor. Efendim tıbbi alanlarda çalışabilir. Bilgisayar, software programcılığı olabilir, yönetici olabilir. Mesela çok enteresan, mesela burada mezun olan kişi yan dal yaparak atıyorum. Mesela ekonomiyle yaptı, ya da management, ya da yönetimle yaptı. Oradan elde ettiği bilgim gayet rahatlıkla. Çünkü piyasadaki bilhassa şirketler şunu tercih ediyorlar. Mühendislik altyapısı olan yönetici istiyorlar. Neden? Çünkü zaten fabrikadan anlamayan bir insan yönetici getirdiği zaman fabrikaya girmiyor bile. Yani o makinelerin arasında bir şey olur diye korkuyor. Ama bizim yetiştirdiğim mühendis fabrikada gerekli işçiyle konuşacak, problemi anlayacak ve problemin çözümüne de katkısı bulunacak. Biz sadece masa başında oturacak mühendis yetiştirmiyoruz. Böyle mühendis istemiyoruz. Tamamen çalıştığı yerde sivrilecek en üst pozisyonlara oynayan kaliteli eleman yetiştirmeye çalışıyor. Yani bilgi birikimini o şekilde vermeyi düşünün. Sen sadece belli bir konuda elektronik ama onun dışında diğer konularda ve geleceğin konularında kendisine bilgi aktarmaya çalışıyoruz ki ileride bulunduğu pozisyonda hakkıyla o konuda kendisini göstersin. İleride mezun olduğunda tam donanımlı bir şekilde hayata... 22 yaşından 75 yaşına kadar kesinlikle o konuda şey edeceksin. Aynen. Ya ama o bilgi birikimini vermezseniz yani yarış gibi düşün. Yarışın sonuna gidemez. Evet. Yani çevremize baktığımızda elektronikle, elektrikle ilgisi olmayan her şey ilgili. Yani şu anda ofisimizde bakın LCD ekran var, çekim aparatları var. Evimize gittiğimizde her şey elektronik, elektriksel cihazlar. Bunların çalışması, bunların üretilmesi, geliştirilmesi en basitten toplumumuzun ne kadar iç içe yaşadığını gösteriyor. Bu da tabii elektronik mühendisliğinin önümüzde ne kadar önü açık ve güncel gelişmelere açık olduğunu gösteriyor. Bakın ileride mesela kendi bilgi birikimiyle şirketlerle kurabilir. Küçük şirketler oluyor. KOBİ'ler mi deniyor? Bu şirketlerde mesela ne bileyim belli mesela atıyorum belli bir konularda mesela dizayn edebilir. Evet, genellikle büyük şirketler böyle küçük şirketlerin şirketler işleri veriyor. Kendileri yapmıyorlar. Yani özel olarak kendileri ileride şirket kurabilir. Türkiye'nin elektronik sanayisine katkıda bulunacak yapılarda görev yapabilir. İlla ne bileyim en üst merkezde olması gerekmiyor. En alttan en üste kadar her branşta, her yerde, her seviyede yapabilir. Evet. Kendi şirketlerin kurması bazıları çok cazip gelebiliyor. Ve şu anda Türkiye'de çok böyle ufak tefek şirketler katkılarıyla Türk elektronik sanayine epey faydası dokunuyor.
Bizim aynı zamanda üniversite olarak, genel olarak aynı zamanda fakültemiz açısından da önemli buluyoruz. Önemli bir kalite çalışmalarımız var. Fakültemizin yapmış olduğu bütün eğitim faaliyetleri bağımsız kalite ölçücü kurumlar tarafından izleniyor ve son derece pozitif geri dönüşler alıyoruz. Yani üniversite olarak da eğitimimizde kaliteyi mutlaka ön planda tutarak hocam çalışıyoruz. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz da bu bölümle alakalı veya fakülteyle alakalı eklemek istediğiniz sizin var mı bir şeyiniz? Yani biz öğrencilerimiz bizi tercih ettiklerinde son derece memnun olacakları bir ortam. Çünkü üniversitemiz İstanbul'un en güzel ulaşılabilir bir bölgesinde. Tabii kurum lokasyonu olarak. Son derece modern eğitim imkanları ve çok kaliteli öğretim üyeleri ve ders programlarıyla onları geleceğe hazırlamak üzere bekliyoruz ve başarıları için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Tercih tanıtım günlerinde okuldasınız, aday arkadaşlarımız gelip size istediklerini tabii, sorabilirler tabii, değil mi hocam? Tabii, tabii. Ayrıca unutmamak lazım, yani dediğim şey vardı, bilgi çağını açan ki anahtar elektroniktir. Elektroniksiz olmaz. Yani işte bu bilgi çağının bu kapısını ardına kadar açacak nesilleri yetişireceğiz. Yurt içinde ve yurt dışında aynen İstanbul'da iş bulmakla Zürih'te ya da Amerika'da iş bulmak arasında bir fark yok artık. Dünya bir köy haline gelmiştir. Bunu mümkün eden elektroniktir. Biz sadece belli bir konularda ders vermeyeceğiz. Elektronik ve elektronik mühendisliğinin her alanında bunları öğrencilerimizi yetiştirerek ileride bizlere teşekkür edecekleri, bizlere hayırla yad edecekleri bir nesil yetiştirmek istiyoruz. İnşallah hocam. İnşallah. Peki aday öğrencilere son olarak vermek istediğiniz bir tavsiye var mı hocam sizin? Burada söylediklerimizin hepsinin gerçek olduğunu buraya gelince görecekler. Hiç biz burada bir abartılı bir şey söylemedik. Belki eksik söyledik. Ve geldiklerimizde bizleri tanıdıklarında eminim ki söylediklerimizin ne kadar haklı olduğumuzu ve elektroniği seçmelerinin kendilerinin geleceği açısından olmazsa olmaz bir tercih olacağını fark edeceklerdir. Osman hocam sizde. Evet, ben de aynı temennide bulunuyorum. Eksik sorularları varsa onları da zaten bekliyoruz. Yarından itibaren tanıtım günlerimiz başlıyor. Evet, 18 Temmuz 2 Ağustos arası. Evet. Dolayısıyla öğrencilerimiz velilerle beraber gelir. Altyapımızı, laboratuvarlarımızı görebilirler. Hocalarımızla tanışabilirler ve öğrenmek istedikleri bütün sorularına cevap vermeye hazırız. Kesinlikle hocam. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız. Biz de teşekkür ederiz. Eminim aday arkadaşlarıma şahane bilgiler vermişsinizdir. Evet. Çok sağ olun. Evet, bekliyoruz onları. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden iki çok değerli hocamız bizlerle birlikteydi. Profesör Doktor Osman Çerezci Dekanımız ve Profesör Doktor Selim Şeker Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanımız. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.